Şu anda yeniden eğitim adı altında 1 ile 3 milyon Uygur Türk'ü toplama kamplarında esir olarak tutuluyor. Çin bu uygulamanın varlığını önceden reddediyordu. Ama uydu görüntüleriyle inşa ettikleri toplama kamplarının son bir yılda 3 kat büyüdüğü ortaya koyuldu. Çin hükümeti uydu görüntülerinin yayılmasından sonra kapılarını basın kuruluşlarını açarak kampları bir eğitim yuvası gibi gösterdi. Kadınlara tecavüz edip cezaevlerine kapatıyorlar, ellerine ve ayaklarına beşer kiloluk kelepçeler takıp sadece bir Çin şarkısı ezberleyip söylediklerinde yemek alabileceklerini söylüyorlar. Birbirleriyle tanışmasınlar diye haftada bir kere odaları değiştiriliyor. Demir yataklarda yatırıp yorgan dahi vermiyorlar. Çin'in bu baskıları yanında kardeşlerimize namaz kılma yasağı, başörtü takılması ve İslam'a dair her sembol yasaklandı. Dinin, onurun, insanlığın hiçe sayıldığı bu toplama kamplarında bunun gibi daha bilmediğimiz binlerce işkence yaşanıyor. Binlerce insan katlediliyor ve dünya bunu susuyor. Kardeşlerim, duyarlı olacağız. Duyarlı olacağız. Gece gündüz çalışacağız. Yattığımız yerden olmaz. Allah'a da iyi bir kul olacağız. Dünyamız diye bir dünya yapacağız. Ebedi ahiret bizim. Ama bu bize rahatlık vermesin. Kardeşlerimiz zulüm görürken biz rahat edemeyiz. Eden zaten Müslümanlıkla alakası yoktur. İmanın en zayıf olan noktayı kaybedenin dinle, imanla, Allah'la, İslam'la, milletle alakası yoktur. Ben başka bir şey demiyorum. Güzel bir konferans olmasını, hayırlara vesile olmasını, en kısa zamanda kardeşlerimizin, arkadaşlar, Allah'tan ümit kesilmez. Asla ümitsiz olmayın. Hani belki diyebiliriz, ya işte dünyanın beşte biri, altıda biri neyse, bir Çin nüfusu karşısında. Arkadaşlar, yeter ki inanalım. Yeter ki güvenelim. Bu duyguya sahip olalım. 757-58'lerden Doğu Türkistan'a 1000 sene sonra Çinliler gelebilmiş. Yani Çinli dediğimiz, biz Çinli olarak biliyoruz, Mançular ayrı bir etnik grup aslında orada. Çin'de bulunan bir etnik grup. 751 yılındaki Kırgızistan ve Kazakistan arasında yer alan Talas Savaşı'ndan sonra Çinliler bir daha Türk topraklarına 1000 sene sonra ayak basabilmiş. Yani veya Çin'den gelen ordular diyelim, Mançular diyelim. Bu ne zamana kadar devam ediyor? İşte 1758'de oraya geliyor. Daha sonra bir geliyor, bir gidiyor. 1877'den itibaren Doğu Türkistan Mançuların işgalinde. Daha sonra 1911'de şu anki Tayvan'da olan milliyetçi Çinlilerin eline geçiyor Doğu Türkistan bölgesi. Ve komünist Çinlilerin eline geçme tarihi 1949'dur. Yani şunu söyleyebiliriz. Yakup Han'ın orada yani bağımsız bir devlet kurması ve ondan sonraki süreçte sürekli orada beylikler, yani küçük devletler kurulmuş. O şekilde devam etmiş. Mücadele hiçbir zaman durmamış. 1933'te Doğu Türkistan'da, Kaşgar'da Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulmuş. Aslında Doğu Türkistan kavramı, Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşundan ve 1944 yılında tekrar Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluşundan gelen bir kavram. Yoksa eskiden Türkistan var. Hepsi Türk yurtlarına, hepsine toptan Türkistan deniliyor. Ve Bukhara var, Semerkant var, Kaşgar var, İstanbul var, Üsküp var. O şekilde yani Doğu Türkistan adında bir devlet yok.